Bugün Sivas Valiliği Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri programı için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Sivas Valiliği Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri maziden atiye bir köprü vazifesi görerek kültürel mirasımızı taşıyan ve memleketimize üstün hizmetleriyle katkıda bulunan değerlerimize bir teşekkürün ifadesidir. Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 yıl önceki ruhla, düsturuyla başlayan coşkumuz bugün Sivas Valiliği Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri programı ile devam ediyor. Sayın Valim, saygıdeğer katılımcılar, programa başlarken şimdi sizleri devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, ebediyete intikal eden tüm Türk büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşı'nın okunacaktır, arz ederim. Çok değerli protokolü, çok değerli hemşerilerim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Kültür, Sanat ve Ekonomi Ödülleri programında sizlerle bir aradayız. Evet, 100 yıl önceki ruhla sloganıyla Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinliklerini anlamına, ruhuna uygun bir şekilde anmak, o günkü ruhu yeni nesillere aktarmak ve şehirde ve tüm ülke genelinde bir farkındalık oluşturmak adına çeşitli alanlarda farklı programlar yaptık. Spordan sanata, kültürden edebiyata, her alanda dolu dolu bir program geçmişini Sivas'ta hep birlikte yaşadık. Ve şunu gördük ki Sivas'ın ihtiyacı var. Sivas'ın bu tip programların daha çok yapılmaya ihtiyacı var. Farklı alanlarda, farklı etkinliklerle hem Sivas Kongresi'nin 100. yılını ruhuna, anlamına uygun bir şekilde kutladık ve aynı 100 yıl önceki ruhu da hem bugüne hem de yarına aktarma noktasında önemli görevleri hep birlikte yaptık. Ben bu noktada katkı sağlayan herkese, başta Sayın Valimiz olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü programı yapmak ayrı bir emek istiyor, ayrı bir önemi var ama o program sizlerin katılımıyla esas anlam kazanıyor. Bu noktada da hemşehrilerimiz hem Sivas Kongresi'nin 100. yıl münasebeti noktasında programlara büyük katkı sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün de farklı alanlarda Sivas'a katkı sağlayan 3 farklı alanda komisyonca belirlenen kişilere Sivas'a vefa noktasında, vefamızı gösterme noktasında ödüller veriyoruz. Bugün birincisi düzenleniyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha da profesyonelleşerek ama amatör ruhtan kopmadan bu tip programları ve bu tip organizasyonları hep birlikte yapacağız. Amacımız dediğim gibi 100 yıl önceki ruhu bugüne yaşatmak, kongre ruhunu yeni nesillere aktarmak. Bu noktada ben
hemşerilerimizle birlikte Sivas olarak iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum. Ve ben tekrar bugün ödül alacak hemşerilerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tip programları hep birlikte yine sizlerle icra edeceğiz diyor. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilge'ye çok teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Değerli meslektaşlarım, kıymet vekilimiz, değerli belediye başkanımız, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi muhabbette selamlıyorum. Değerli belediye başkanımız biraz genel bir çerçeve çizdi. Ben de programın özüyle ilgili birkaç hususu zikrederek bir notum var, nottan okuyacağım. Özellikle bu programın mülhem, hangi anlayışta mülhem olduğunu ifade etmek istiyorum. Sivas hakikaten kimliğiyle, derinliğiyle üretken bir şehirdir. Dolayısıyla bu şehrin yüzyıllık bir birikimi var. Bu şehrin eğitimden, kültürden, sanattan, ekonomiden devasa hakikaten milletin gönlünde, vicdanında yer bulmuş çok kıymetli şahsiyetler var. Gerek Selçuklu döneminde olsun, gerek Osmanlı dönemi, gerekse Cumhuriyet döneminde bu milletin, bu ilimizin değerlerini hem kültür üretenleri hem de kültür, çok kıymetli kültür aktarıcıları var. Biz bu kadim medeniyetin temel temsilcileri ve bu medeniyet oluşlarını oluşturanları unutmamak adına bir program tertip edelim. Hem kongremizin 100. yılı ruhuna uygun bir şekilde hem bu kültür üreticilerini ve kültür aktarıcılarını iyi bir şekilde topluma tekrar yaşarken onları hatırlamak, motive etmek ve bundan sonraki nesillere de bu kıymetli şahsiyetleri iyi bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Yegane, bu aslında buradaki az önce söylediğim gibi yegane gayemiz Sivas'ın kültür hayatına, sanatlı ve toplumsal dinamiklerini en net ifadeyle şehir kimliğinin oluşmasına ve bu kimliğin zaman içerisinde pekişmesine katkı sağlayan değerlerimizi hayattaki hatırlamak ve halkımızca hak görülen taltifi kendine takdir etmektir. En büyük gayemiz, muradımız budur değerli arkadaşlar. Kendi anları gerçekten çok önemli başlarımıza atmış. Bu değerlerimiz gelecek nesil içinde birer kutup yıldızdır, birer rehberdir. Ben tabii buradaki ödül alacak olan her alanda, farklı alanda ödül alacak olan insanların bir üretkenlikleri ön planda. Dolayısıyla onların huzurunda da çok da kelam sarf etmek istemiyorum. Kelam israf derler büyükler, laf-ı cüzah derler. Ama az önce söylediğim gibi biz kongre 100. yılıyla belediyemizde kurumlarımıza neler yapabiliriz düşüncesini çok sık bir şekilde istişare ettik, toplandık. Neler yapabiliriz? Bu sene 2019'u çok canlı geçirmemiz lazım. Hakikaten tüm ülke gündemini düşünmemiz gerekir. Ve bununla başladık. Gerçekten de tüm kurumlarımız çok gayretli çalıştılar, çok özel çalıştılar. Biz dahi programdan programa yetişmekte gerçekten zorlandık. Tam böyle programda nasıl olabilir? İşte belediye başkanımızla istişare ederken, yani 100 yılın birikimi olan bu Sivas'ın kültür üreticilerini ön plana çıkararak. Bir de bizim gönlümüzden, bizim yüreğimizden bunları yüreğimizde ve gönlümüzde olduğunu bir deklare edelim. Bunu somutlaştıralım. Tabii bu düşünceyi sürekli istişare ederken de bir kitap okurken orada adeta denk gelir. Büyükler tevafuk derler ya, tevafuk oldu. O geçen kitaptaki metni okuyarak, buraya metne bağlı kalmak istiyorum, okuyarak da muradımızı çok güzel bir şekilde ifade etmiş olacağım. Değerli arkadaşlar, rahmetli Turgut Özal'ın Başbakan döneme ait anekdotların yer aldığı kitapta altını çizdiğim bu ödül töreninin ortaya çıkmasına bize de fikir verdi, ilham oldu artık. Bundan sonrasında biraz metne bağlı kalacağım. Ülkemizin o zamanki kitapta, ülkemizin o zamanki durumunda toplumsal hayat, hukuk, devlet kurumları ile ilgili oldukça ayıklanan merhum başbakan sabah namazı sonrası o kadar derinden etkileniyor ki gözlerinden süren yaşları hakim olamıyor. Devletteki bu akort bozulması, ahengin tutmaması başbakanın zihnini sürekli meşgul ediyor.
Pencereden dışarıya Ankara'nın sisli puslu ufkuna bakarak dalıp gittiği bu kederini Kültür, Turizm ve Tanıtma Bakanı'nın sesi böler. Sayın Başbakanım, kabul ettiğiniz için teşekkür ederim, der. Turizme hiç başlama Sayın Bakan ve lütfen söyle bana. Bir bakanın adı mı yoksa sanatçının adı mı daha çok yaşar? Böyle bir oturaklı soru sorar. Her ikisini yaptıkları da eğer vatanın hayrına ise millet hafızasına yer edinir, yer edinir efendim, der. Mesela Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Başbakan sorar. Mesela Türkiye'nin 5., 15., 25. hükümetlerinden kaç bakanın adını hatırlıyorsun der başbakan. Hepsini sayamam efendim. Sokaktaki vatandaş orta direk sayabilir mi? Zannetmiyorum efendim der bakan. Ama bu hükümetler döneminde sanat üreten Akif'i, Reşat Nuri'yi, Aşık Veysel'i, Cemal Reşit'i, Muhsin Ertuğrul'u, İbrahim Çallı'yı yahut Bedir Rahmi biliriz değil mi? Der başbakan. Elbette efendim diye tasdik eder bakan. Orta direk de bilir mi? Bazı bizden daha iyi bilir efendim diyen Kültür ve Tanıtma Bakanı'nın sözünün ardından başbakan çok önemli ve kayda değer şu cümleleri kurar. Biz tarih yapıyoruz, onlar sanat yapıyor. Biz tarihin kalbinde bir isim, onlar da zamanın içerisinde bir süs. Yüzyıllar sonra bizi hatırlayanlar bir kronolojiden, sanatçıları hatırlayanlar ise hala bir eserden bahsediyor olacaklar. Biz neslin kahramanı, onlar ise nesiller boyu kahramanı. Seninle ben hiç şüphesiz ileride bu millet hafızaları yer edineceğiz. Lakin bizi ve adımızı anmadıkları günler geldiğinde yahut bizi unuttuklarında günümüzün sanatçıları hala anılıyor olacak. Toprağın altında sultan da sultan yahut köle eşittir. Ama eser üretenler değil. Dikili bir taşın üzerinde bizim için yazacak kısaca birkaç kelime, küçük bir desen belki hafızalarda kalmaz. Ama onların kelimeleri ve desenleri hiç unutulmayacak. Biz bu milletin gören gözü isek onlar atan kalbidir. Kalp kör olursa gözlerin görmesi hiç fayda sağlamaz. Gençlerimiz Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Kolej Muhabbeti yahut üniversite giriş sisteminde test ile tost arasında sıkışıp kaldılar. Bu çocukların zihinleri kadar gönüllerini ve ruhlarını da eğitmemiz gerekir. Bu da ancak kültür ve sanatta olur. Hakkınız var efendim der mahcup şekilde bakan. O halde hakkımı teslim et bana diyen başbakan elindeki eseri gösterir ve eserin detaylı ustalığı, sanatçının şahaneliğini bakan anlatır ve konuşma bu şekilde süreye gider. Değerli arkadaşlar, kitapta altını çizdiği bu metinler her şeyi özetliyor aslında. Günler öncesinde başlayan hazırlık çalışmalarını ve bugün de 1. Kültür ve Sanat Hizmet Ödülleri törenine taşlandırmamızın gayretimizin amacı Sivas'ın maziden atiye uzanan büyük kültür ve sanat yolculuğunda kendi alanına katkı sağlayan değerli şahsiyetlerimizi unutmadığımızı göstermek ve haklarını teslim etmektedir. Dolayısıyla programımızın özü de işte budur değerli arkadaşlar. Biz idareci olarak sanatçılarımızı, kültür adamlarımızı, üretenleri, değer üretenlerimizi hatırlamak, bizden sonraki nesillerde güzel bir şekilde hayattayken aktarabilmektir. İşimizin özü, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma oldu. Katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Hasreten de ödül alacak olan arkadaşlarımızın, değerli büyüklerimizin bunu heyecanla beklediklerini biliyorum. Bu bizim heyecanlı katkı verdikleri için, karşılık verdikleri için de ben teşekkür olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Emek için herkese teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarımıza, belediyemize, üniversitemize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, kültür şüphesiz geçmişe vefa ile başlar. Geçmişe vefası olmayanın geleceğe saygısı olmaz. Sivas Valiliği Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri kapsamında verilecek olan 100. Yıl Vefa Ödülleri filmini izliyoruz. İsmail Hakkı Toprak bir yönüyle bütün ömrünü hak ve hakikat davasına adamış bir hizmet insanı. Bir diğer yönüyle de sadece Sivas'ı değil,
yurt içinden ve yurt dışından pek çok salikinin yolunu aydınlatmış gerçek bir kanaat önderidir. Cemiyet hayatındaki tesirleri ve katkıları bakımından daha sonra yerinin doldurulamadığı geçen zaman ve yaşanan pek çok hadiseden sonra daha iyi anlaşılmaktadır. Ete kemiğe bürünmüş bir rol model olarak ahlak toplumu inşa etmek üzere adımlarına ayak uydurulması gereken gerçek bir abide şahsiyettir. Sivas Kongresi'nin 100. yılında manevi iklimine feyiz verdiği şehrimizin bir vefası olarak ödül verilmiştir. Nuri Demirağ, dünyanın yeniden şekillendiği dönemlerde Türkiye'nin çok daha iyi bir yere dönebilmesi ülküsüne gönül vermiş bir müteşebbis olarak Nuri Demirağ, göklerdeki istikbali en iyi anlayan insan olduğunu icatlarıyla ortaya koymuş, her imkansızlığı fırsata dönüştüren yaratıcılığı ve azmiyle dönemin hayallerin ötesinde projeleri hayata geçirmiştir. Devrinin en zengin adam olarak kazancını değerlendirme tarzıyla diğerlerine hiç benzemeyen Demirağ'ın bu farklılığı maalesef teşebbüslerinin akamete uğramasına neden olmuştur. Soyadını hat döşediği Demirağ'larda daha çok ülkemizin hakim olmasını istediği dünya semalarından almayı hak ediyordu. Ama özellikle engel olundu. Yaptığı işlerin önemi günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Sivas Kongresi'nin 100. yılında şehrinin minnet ve vefasını göstermekten mutluluk duyuyoruz. Muzaffer Sarı Sözen. 1940 yılında Yurttan Sesler adlı programla radyolarımızda düzenli halk müziği yayını başlatarak halkımızın öz sesi olan ve coğrafyamızın muhtelif yörelerinden derlenen türkülerimizi yine halkla buluşturan, böylece türkülerden bir vatan yaratan Muzaffer Sarızözen, derlemeciliğiyle, arşivciliğiyle, şefliğiyle, hocalığıyla Türk halk kültürüne ve halk musikisine emsalsiz bir katkı sağlamıştır. Antep'in oyunlarının, Erzurum'un barlarının, Tatyanlarının, Sivas'ın halaylarının, Karadeniz horonlarının, Ege'nin zeybeklerinin ve yurdun her bir yanından yüzlerce türkünün, oyunun günümüze ulaşmasını sağlayan Muzaffer Sarızözen, elbette sağlığında hak ettiği itibarı gördüğü gibi vefatından sonra da saygıyla anılmıştır. Bu cümleden olmak üzere Sivas Kongresi'nin 100. yılında şehrimizin büyük bir değeri olarak biz de hakkını teslim etmiş oluyoruz. Aşık Veysel. İnsanın içindeki ışığın ve aydınlığın gözlerinin ışığından daha önemli olduğunu Aşık Veysel kadar güzel anlatmayı başarmış bir insanı yetiştiren şehrin onun kadir ve kıymetini bilmemesi elbette düşünülemezdi. İskender Zulkarneyn çalışmadı bunca leyin. Her millet Atatürk değil, cemiyetin akvamadı. Onun bütün zamanları kuşatan gerçek kardeşlik ve birlik türküleriyle yoğrulmanın ne kadar önemli bir varlık gerekçesi olduğunu herkesten çok bu şehrin insanları takdir etmektedir. Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. Kurulma sevdiğim, güzelim deyi. Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Sözleriyle dünyanın fani değerleriyle avunmanın anlamsızlığını anlatmış, bizler de gidilecek uzun ince bir yolun sonundaki ebedi hayat gerçeğini ustamalı sözlerle haykırmıştır. Yetişmek için menzileye geliyorum.
Sivas Kongresi'nin 100. yılında hatırasını saygı ve minnetle yaşatmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Kadir Üredi. Bütün bir ömrü boyunca dikkatini hep zinde tutan Kadir Üredi, muhteşem gözlem yeteneği sayesinde şehrin geçirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik değişim macerasını zaman, mekan ve insanlarıyla kayıt altına almış, birikimini mahalli terminolojisiyle zenginleştirdiği sıcak ve akıcı Türkçesinin güzelliğiyle de okuyucusuna sunmuştur. Onun anlattığı Sivas okurken, şehrin bütün duyularımızda kavrayabildiğimiz canlı, somut bir varlık olduğunu en gerçek haliyle yaşar ve hissederiz. Kadir Üredi'nin anlatımındaki canlılığın ve başarının edebiyat zevkiyle, sosyolojik tahlillerle, tarih şuuruyla açıklanmasının yetmeyeceği en önemli kaynağı şüphesiz Sivas'ı sıtkınan sevmesidir. Ben bu yaştan sonra şöhreti, şanı, parayı, pulu ne yapayım? Ben sizlere bir şeyler bırakabildiysem ne mutlu bana diyorum. Onun kaydettikleri bizim artık kaybettiklerimizdir. Bu nedenle şehir olarak ona çok şey borçluyuz. Evet, Sivas'ta emin olun. Yalnız kaldık, çaresiz kaldık. Konuşacak, sohbet edecek, danışacak, bilgi alacak. Maalesef kimse kalmadı gibi görüyorum. Sivas Kongresi'nin 100. yılında hatırasını saygıyla yad ediyoruz. Ak mendilim oldu, benek benek kan. Sen veremsin diyor yüzüne bakan. Ayrılmam demiştin, bu muydu vefan? Murad almasın oy beni ağlatan. Diye bu tür şeylerden çok şiirleri vardı. Bizim geçmişimiz, ben aynı mahalledeyiz. Evlerimiz yan yana, yan yanaydı ama ağlama canım. Ve şimdi 100. yıl vefa ödüllerini almak üzere İhramcızade İsmail Hakkı Topraklı'nın ailesi adına torunu Sayın Arife Nurhan Müsellim. Kadir Üredi adına eşi Sayın Remziye Üredi hanımefendi. Ailesi adına Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Sayın Harun Kaya. Nuri Demirağ'ın ailesi adına Nuri Demirağ Çok Programlı Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Sayın Yunus Emre Dende. Veysel'in adına torunu Sayın Çiğdem Özel'in yüzüncü yıl vefa ödüllerinin takdimi için Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'in sahneye teşriflerini arz ederim. Thank you.
değerli hemşehrilerim. Evet, bugün Sivas'ımıza değerlerinden 5 kişinin adına, birbirinden kıymetli 5 kişinin adına ödüllerimizi takdim ettik. Bu Sivas'ın vefasının göstergesi. Sivas vefalı bir şehirdir. Ama inşallah bundan sonra yaşayanlara da bu vefamızı göstererek bu programları, bu vefa ödüllerini, kültür sanat ödüllerini devam ettireceğiz. Ben Sayın Valim başta olmak üzere katkı sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Valim, değerli katılımcılar, Sivas Valiliği Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri kapsamında Sivas'ın ekonomik hayatına can veren, bu şehirden aldığını, yine bu şehre hizmet olarak yansıtan firmalarımıza ekonomi hizmet ödülleri verilecektir. Şimdi de ekonomi hizmet ödülü filmini izliyoruz. Dermokil, yüzyıllarca sadece saç temizliği için banyoda kullanılan kili bir gün dermatolojide ve kozmetikte bir dünya markasına dönüştürmeyi hayal etmek ve bunu hayata geçirmek bile başlı başına ödüllendirmek için yeterlidir. Sağlık ve estetiğin insan ve toplum hayatındaki önemini kil üzerinden bir ekonomik değere dönüştürme fikri başka teşebbüsler için de model teşkil etmelidir. Sivas Kongresi'nin 100. yılında ödüllendirilmesinin benzer teşebbüsleri teşvik etmesini umuyoruz. Estaş. ...1977 yılında başladığı Kambil üretimiyle sürekli gelişen, büyüyen ve bugün sektöründe dünya pazarının %10'luk payına sahip olan Estaş, 2014'ten bu tarafa medikal iştirak alanı ile daha da büyüyerek şehrimizin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olmuştur. Sektörünün Türkiye'de en büyüğü olan Estaş, tasarım ve üretim kabiliyetiyle dünyanın da en önde gelen işletmelerindendir. Sivas Kongresi'nin 100. yılında şehrimize ve ülkemizin sanayisine sağladığı katkıyla ödülü hak ettiğini göstermiştir. Ekonomi hizmet ödüllerini almak üzere Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Karaca, Estaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Timuçin, ekonomi hizmet ödüllerinin takdimi için Sivas Milletvekilimiz Sayın Semiha İkinci'nin sahneye teşriflerini arz ederim.
Başkanımız, ilimizin kıymetli protokolü, kıymetli katılımcılar ve ödül alan birbirinden değerli, Sivas'a değer katan insanlarımız. Öncelikle bu ödül programının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Tabii ki tüm ödüller birbirinden kıymetli ve hepsinin de çok büyük anlamı var. Ama ekonomi ödülleri benim açımdan, daha önceden de Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliği yapmıştım, daha bir anlamlı. Çünkü bu her iki firmamızda yakinen tanıyoruz. Sivas'a katmış oldukları değeri yakinen biliyorum. Eleman çalıştırıp aş veren, iş veren herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İnşallah bugün iki firmamıza ödül verdik. Bir sonraki ödül döneminde ikinci de onlarca firmamız ödüle layık görülür diyor. Ben tekrar bu programda emeği geçen herkesi kutluyorum. Ödül alacak olan ve almış olan birbirinden değerli kişileri de kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sivas'a, Yiğidolar şehrine, Sultan şehrine değer kattığınız için tüm hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Milletvekili Sayın Semiha İkinci'ye ve misafirlerinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, 100. Yıl Vefa Ödülleri ve Ekonomi Hizmet Ödülleri'nin ardından Kültür, Sanat ve Hizmet Ödüllerimiz ile devam ediyoruz. Birikimleri, emekleri ve üretkenlikleriyle memleketimize ve ülkemize değer katan, şehrimizin adını her alanda duyuran isimlerde sıra. Sivas Valiliği Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri filmini izliyoruz. Mecnun Ot Yakmaz. 1965'te Sivas'ın Doğanşar ilçesinde doğdu. 2001 senesine katıldığı Sivas Spor Yönetimi'nde genel koordinatörle başlayan görevine daha sonraki yıllarda başkan olarak devam etti. Başkan seçildiği 2004-2005 sezonunda kuruluş rüyasını gerçekleştirerek Sivas Spor'u birinci lige çıkardı. Mecnun Başkan'ın daha büyük hedeflerinin ve hayallerinin olduğu şampiyonluk kıl payı kaçtığında anlaşıldı. İnsanlara sadece küçük ölçekli bir taşra kentinden bir şampiyon çıkabileceğini göstermekle kalmadı, gerçek bir başarı hikayesinin kahramanı olarak başarmak için önce inanmak, sonra dikkatle planlamak, iyi organize olmak ve titizlikle takip etmek gerektiğini de gösterdi. Kendisinin inandığı kadar takımın diğer paydaşları da şampiyonluğa inanmış olsalardı, şüphesiz bugün Sivasspor başka başarılarıyla da konuşuluyor olabilirdi. Düştüğü yerden kalkmayı bilmek gerektiğinin en iyi örneğini yine Mecnun Başkan, "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız" demiştik. Sivasspor şampiyon oluyor. Seyirciler sahaya giriyor. Ve kupa kalkıyor havaya. Kongremizin 100. yılında Sivas Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülü ile tatip edilmesinin özellikle gençlere örnek olacak bir başarı ödüllendirmesi olduğunu belirtmek gerekir. Mecnun Ot Yakmaz'ı tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle Sivas Sporumuz adına başarılarının devamını bekleriz. Haluk Çağdaş. 1951'de Sivas'ta ailesinin birkaç nesildir yaşadığı yerde ve kendisinin
halen ikamet ettiği Mehmetpaşa'daki evde doğdu. Entelektüel bir babayla öğretmen bir annenin çocuğu olarak çocukluk yıllarından itibaren çok iyi yetişti ve hayata hazırlandı. İstanbul Hukuk Fakültesindeki öğrencilik yılları dışında bütün hayatı Sivas'ta geçti. Şehrin ufuklarını çok katlı binaların işgal etmediği çocukluk yıllarında Mehmetpaşa yokuşunun burcundaki evin penceresinden Sivas'ı seyreder, pencereden bazen yukarı tekke sırtlarından doğan güneşi selamlar, bazen kara trenlerin istasyona girişini görür, şehrine ve memleketine dair büyük ümitlerini ve tertemiz hayallerini o katarlara yükler, muhayyer diyarları dolaştırırdı. Daha o yıllarda memleketinin her bir taşına ayrı ayrı bağlandığı, sonraki zamanlarda yaptığı her faaliyetten ve davranıştan açıkça anlaşılmaktadır. Medarı maişeti olan hukukçuluğundan daha çok kültür ve sanat meselelerine nüfuzu, şehrin ve ülkenin kültür tarihine vukufu, edebiyat, musiki, tiyatro, resim sanatlarına alakası, yoğun mesaisi, engin birikimi ve bütün bu terkibin sağladığı entelektüel özellikleriyle temayüz etmiş bir insandır. Mahalli ve ulusal gazetelerde, dergilerde yayımladığı onlarca yazıyla kültür hafızamıza çok ciddi ve kıymetli notlar ekledi. Bir koleksiyoner ve çok önemli bir arşivci olmakla birlikte, gerçek bir bellek fenomeni olarak asıl hazineleri hafızasında korumaya aldı. Uygun zaman ve mekan sağlandığında meraklılarını ve tiryakilerini hazinesinden lütfettikleriyle zenginleştirmekten geri durmadı. Bir hukukçu olarak hep hakkı ve hakikati söyledi ve savundu. Üniversitemizde uzun yıllar önce hukuk danışmanı, sonra öğretim görevlisi olarak hizmet etti. Sivas Kongresi'nin 100. yılında valilik adına ilk kez düzenlenen Kültür Sanat Hizmet Ödülü'ne liyakati için ne söylense sezadır. Haluk Çağdaş'ı tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle güzel çalışmalarının devamını bekleriz. Recep Toparlı. Recep Toparlı 1955'te Sivas'ta doğdu. Öğrenciliği boyunca hep ilk sıradaydı. Akademik hayatında da bu özellikleriyle öne çıktı. Zamanla ve mekanla sınırlandırmadığı bir çalışma aşkıyla uzmanlık alanında sürekli çalıştı ve üretti. Sorumluluğunu taşıdığı görevlerin insan olarak hep başarılı oldu. Fazıl Üstü Dağlarca'nın "Türkçem benim ses bayrağım" diye sevgisini şiire döktüğü dilimizi gerçekten bir bayrak gibi gönül burçlarında hep dalgalandırdı. Yıllarca Türk Dil Kurumu bünyesinde kelimeler ve mana hazineleri arasında zihin mesaisi yaptı. Sözlük çalışmalarına büyük emekler harcadı, halen de devam ediyor. Şair, ne güzel seni sevmek böyle uzaktan dese de, Recep Toparlı, uzaktan sevmeye daha fazla dayanamayarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne intisap etti. Yaptığı hiçbir akademik çalışma, hocalık veya idari görev, onun Sivas adına yürüttüğü hizmetlerine engel olamadı. Hem vilayetin, hem belediyenin, hem üniversitenin kültürel etkinliklerinde gönüllü olarak görev aldı. Ülkemizin olduğu kadar özellikle son yıllarda öncülük ettiği ve içinde bulunduğu çalışmalarla Sivas'ın kültür hayatına önemli katkılar sağladı. Her yaştaki herkes, Recep Toparlı'nın Türkçe sevgisini kazandırmak ve yaşatmak için hedef kitlesini oluşturmuştur. Davet edildiği her yere hiç erinmeden koşar, bazen bir ilkokulun, bazen bir ortaokulun, bazen bir lisenin,
birbirinden farklı yaş gruplarındaki öğrencileriyle buluşur. Onlara seviyelerine uygun bir dille yaklaşık 50 yıllık Türkçe sevdasını anlatır. Türkçe'ye duyduğu sevgisiyle başat giden başka sevgileri de vardır. Ailesi, memleketi, engelliler ve Sivas Spor. Kongremizin 100. yılında Sivas Kültür Sanat ve Hizmet Ödülü ile ödüllendirilmesi hiç de şaşılacak bir şey değildir. Recep Toparlı'yı tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle güzel çalışmalarının devamını bekleriz. Müjgan Üçer 1940'ta Sivas'ta doğdu. Bir müddet babasının görevi sebebiyle 4 yılda üniversite tahsilinden dolayı dışarıda geçen zamanının dışında bütün hayatını Sivas'ta yaşadı. Hocası merhum Ahmet Süheyl Ünver'in teşvikiyle başladığı araştırma ve yazı hayatına halen devam etmektedir. Mesleği eczacılık olmakla birlikte asıl meşgalesi 60 yıla yakın bir mesaiyle halk irfan kaynaklarını araştırmak ve kayıt altına almak olmuştur. Müjgan Üçer, asırlar boyunca kuşaktan kuşağa olgunlaşarak günümüze taşınan milli ve mahalli kültürümüzü en iyi benimseyen ve özümseyen bir kültür insanıdır. Gerçek bir araştırmacı olarak kültür coğrafyamızın ürettiği malzemeyi adeta tane tane toplamış, mahalli ve ulusal yayın organlarında kayıt altına alınmasını sağlamıştır. Onun yazıp söyledikleriyle Sivas ve Türk kültürüne sağladığı büyük katkıyı işin erbabı gayet iyi bilmektedir. Hem yazılı hem sözlü kültür birikimini miri malı gibi herkesin yararlanmasına imkan vermiştir. Müjgan Üçer, sadece Müjgan Üçer olarak anılmak isterim. Ünvanlar gelip geçicidir sözüyle insan olmayı her şeyden önemli gördüğünü, baş üstünde tuttuğunu gösterir. Onun kültürel derinliğinden daha çok öne çıkan özelliği, insaniliği ve Sivaslılığıdır. Evvela bilmek için yazıyorum. Ve bildiğim şeyleri öğrendikten sonra bunları başkaları da bilsin diye yazıyorum. İnsan bilinsin diye yazı yazmaz. Yani kendi bilinsin diye, kendi tanınsın diye yazı yazılmaz insan. Bilmek ve başkaları bilsin, memleketine sahip çıksın diye yazı yazmalıdır. Yürüttüğü hizmetin ve yaşattığı değerlerin önemi, maruz kaldığımız kültür istilasının yol açtığı bozulmayı gördükçe daha iyi anlaşılabilir. Müjgan Üçer, Sivas'ımız için bir ömür boyu mimarisiyle, mutfağıyla, musikisiyle topyekün milli ve mahalli kültürümüzü korumak, yaşatmak, taşımak ve devam ettirmek hususunda çok önemli ve değerli bir vazifeyi hakkıyla yerine getirmektedir. Kongremizin 100. yılında Sivas Kültür Sanat ve Hizmet Ödülü ile taltif edilmeyi her haliyle hak etmiş bir memleket büyüğüdür. Tebrik eder, sağlık ve mutluluk dileklerimizle güzel çalışmalarının devamını bekleriz. Şimdi kültür sanat ve hizmet ödüllerini almak üzere Sayın Mecnun Otyakmaz. Sayın Haluk Çağdaş. Sayın Profesör Doktor Recep Toparlı. Ve bir hanımefendi, Sayın Müjgan Üçer. Kültür, sanat ve hizmet ödüllerini takdim için Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Thank you.
söz almak isteyen misafirimiz varsa. Recep Hocam. İyi akşamlar efendim. Heyecanıma bağışlayınız. Ben bu ödülü benim bu günlere gelmemde büyük emeği olan anneme, babama ve her zaman bana destek olan Toparlı ailesine armağan ediyorum. Sevgilerim. Efendim, ben kadim bir Sivaslı olarak bu ödülü beni yetiştiren ailem, Sivaslı büyüklerim ve memleketim için alıyorum. Beni Sayın Valim borçlandırdınız. Daha çok çalışmam lazım. Sivas bitmez. Sivas öğrendikçe büyür. Anlaşıldıkça sevilir. Çünkü sevmek için tanımak lazım. Şehrimiz Anadolu'nun kalbidir, özetidir. Yüzüncü yılın armağanını İlya Nihai'yi taşımamız ve bunu anlamamız gerekiyor. Hepinizi selamlarımla, sevgilerimle, en iyi dileklerimi iletiyorum. Efendim, başta Sayın Valimiz olmak üzere hepinize saygılarımı sunuyorum. İnsanların yaşamında iyi günlerde, kötü günlerde olduğu gibi bu gece bizim yaşadığımız gibi onur verici günler de tecelli etmiştir. Ben bunun büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum şu anda. Sanki 70'le dayanan yaşantımda bütün güzel günlerim bir anda geride kaldı. Bir bu gece şimdi hayalimde. Bu onuru bize yaşatan Sayın Valimiz Salih Ayhan Beyefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bir gönül borcumuz vardır. Huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ben de bu değerli anıyı şimdi aramızda olan benim vefakar eşim, emekli öğretmen Aysema Çağdaş'a armağan ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aldığım ödülün içinde en değerlisi, manevi olarak beni en çok sevindiren ödül bu ödül. Bu ödülü yönetim kurulu arkadaşlarım adına alıyorum. Layık görenleri teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün komiteye şükranlarımı sunuyorum. Ve layık olmaya çalışacağım. Saygıdeğer misafirler, şimdi toplu fotoğraf çekimimiz var. 100. yıl vefa ödülü ve ekonomi ödülü alan kıymetli katılımcılarımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, Vali yardımcılarımızı ve il protokolümüzü, Sayın Milletvekilimizi toplu fotoğraf için sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılarımıza ve Sayın İl Protokolümüze çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Protokol, saygıdeğer konuklarımız, bu sene birincisi gerçekleşen 1. Sivas Kültür Sanat Hizmet Ödülleri programını izlediniz. Ödüle layık görülen tüm isimlerimiz bir kez daha tebrik ediyoruz. Onları canı gönülden bir kez daha güçlü alkışlayalım. Sivas Kongresi'nin 100. yıl münasebetiyle düzenlenen birbirinden güzel etkinlikler gerçekleşti. Ve tabii kültürel etkinliklerin yoğun olması şehir halkı olarak hepimizi ayrıca sevindirdi.
Bu etkinliklerin hayata geçmesinde Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey'in yüksek temposu ve enerjisi ve birbirinden farklı etkinlikleri başından sonuna kadar çok güzel şekilde yönetmesi ve takip etmesi, organize etmesiyle halkımızın da derin takdirini kazanmıştır. 100. vesilesiyle ve şehre verdiği değerlerden dolayı Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey'e sizlerin huzurunda biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız da tabii bu arada çok teşekkür ediyoruz. Çünkü belediye ve valilik olarak bütün olarak güzel bir şekilde bütün etkinlikler gerçekleşti. Sayın misafirlerimiz ödül törenimizin tabii ardından şimdi az önce o coşkulu alkışlarımızı duyduk. Türk Halk Müziği'nin iki önemli ismini Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nu sizlere unutmayacak çok güzel bir Türk Halk Müziği şöleni yaşatacaklar. Sizler alkışları hiç kesmeyin lütfen. Türk Halk Müziği'nin duayenleri olan iki önemli ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Alkışlarımız kıymetli sanatçılarımız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu güzel geceye eşlik ettiğiniz için. Evet. Oh, yeah.
Bir insan ömrü Ferhat Mısır.
hayatım çoktur hey dost, gelirim ah. Dilberi yüzünden sevişem sütevanem, ötmez müflerini hey dost, sevistanım. Şaha gider.
sizde şah bir yeni heyoz öldürürse. Ben de bu yaylanan heyoz şaha veren kudadır kulağı minnet
Yeah.
İki güzel insan diyorum ve sanatlarını layıkıyla icra eden Erkan Uğur'un yanık sesi
İsmail Hakkı Demircioğlu'nun pes dediten uyumuyla birlikte bize çok büyük bir akşam yaşattılar. Benim duam şu, onları birbirinden Rabbim ayırmasın, bizi de bunlardan ayırmasın diyorum. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar diliyorum.